Biz bize ekonomiden herkese mutlu günler. Ben Özlem Saraç. Sektördeki başarılı isimlere ben soruyorum. Onlar girişimcilik hikayesi, hedefleri, projeleri ve sektördeki yenilikleri paylaşıyor. Şimdi ilk noktamıza gidiyoruz. Önde gelen liderin yanından sesleneceğiz. Biz bize ekonomi başlıyor. Ekonomi bugün sanayi ve üretim konusunda Türkiye'nin en büyük illerinden biri olan Balıkesir Gönen'deyiz. Enerji, tarım ve akaryakıt sektörlerinde faaliyet gösteren ve Türkiye'nin en büyük biyokütle enerji fabrikası olan öncü bir firmadayız. Konuğumuz Mutlular Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda Gönen Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Mutlu. Hoş geldiniz efendim. Siz de hoş geldiniz. Teşekkür ediyoruz Gönen'de bizi ağırladığınız için ayrıca. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Efendim teşekkürler. Şimdi siz aslında Türkiye'nin en büyük çeltikçi ailesisiniz ve birçok sektörde faaliyet alanlarınız var. Tek tek konuşacağız ama öncelikle sizi tanıyalım, firmanızın kuruluş ve başarı öykünüzü dinleyelim. İsmim İbrahim Mutlu. Evet. Gönen'in Tuzakçı köyündenim. Evliyim, 3 tane çocuk babasıyım. Mutlular Şirketler Grubu'nun yönetim kurulu başkanıyım. Aynı zamanda Gönen Ticaret Borsası'nın yönetim kurulu başkanıyım. Bu yukarıda Deri Karma OSB'nin de başkan yardımcısıyım. Şu anda tarımla uğraşıyoruz, enerji ile uğraşıyoruz. Efendim lisanslı depo sektöründe faaliyet gösteriyoruz. Antre depoculuk yapıyoruz. Bir de akaryakıt istasyonlarımız var. Tabii tarımla ilgili un çeltik fabrikaları işte bu tip işlerle iştigal ediyoruz. Siz tabii tarım diyelim ilk olarak Türkiye'nin en büyük çeltik üreticisiniz ve %2'sini karşılıyorsunuz yanlış söylemiyorsam. Üretimden satışa kadar şu ana kadar geldiğiniz nokta nedir? Tabii bizim bölgemizin insanları çok müteşebbis, çok yatırımcı, çok çalışkan. Biz gönül olarak 100 bin dönüm civarında bir çeltik ekimi yapılıyor ama bizim bölgenin insanları bütün bölgede ekim yapıyor, mal alıyor, satıyor, işliyor. Dolayısıyla Gönen Türkiye'nin biz %2'sini üretiyoruz ama Gönen olarak da %45'ini işleyip Türkiye piyasasına arz ediyoruz. Yani Türkiye'de tüketilen pirincin %45'ini Gönenli Gönen sanayicisi işliyor. Veyahut Gönen çiftçisi üretiyor, alıyor, satıyor ama %45'i Gönen'de işlem görüyor. Çünkü biz borsada bildiğimiz çift tonajları Türkiye'deki üretilen pirincin %45'ini biz Gönen'de üretiyoruz, Gönen'de işliyoruz. Peki, şimdi çeltik sapından kurtulayım derken siz enerji sektörüne girdiniz ve büyük bir projeyi hayata geçirdiniz. Evet. Bu projeyle ilgili neler söylemek istersiniz? Tabii biz bu yani Türkiye'nin %45 pirincini üretiyoruz Gönen olarak ama tabi bunun bir de sapları vardı. Bu saplarını anıs kategorisine sokuyorlar. Yani anıs statüsünde bunlar. Çeltik anıs değil ama çeltik sapı anıs muamelesi görüp bize çok yüksek cezalar kesiyordu Çevre Bakanlığı. Biz bu çeltik saplarını nasıl kurtuluruz, nasıl bundan bir şey elde ederiz düşüncesinde bu çeltik saplarından bunları yakarak üretilen bir enerji santralı kurduk. Şimdi bu bölgenin saplarını topluyoruz. Kanola saplarını, çeltik saplarını, buğday saplarını, mısır saplarını. Bunları yakıyoruz. Tabii günde 1200 ton yakıyoruz. 1200 ton sapı yakıyoruz. Bunun karşılığında da günde 720-750 megawatt arasında bir elektrik enerjisi üretiyoruz. Peki bölgenin ne kadarlık bir enerjisini sağlıyorsunuz? Şimdi Gönen 7.3 megawatt tüketiyor sanayilerle beraber. Biz Gönen'in 4 katını üretiyoruz. Balıkesir'de %15'ini üretiyoruz. Yani Balıkesir'in toplam kullandığı elektrik enerjisinin %15'ini biz Gönen'in tarımsal atıklarından üretiyoruz. Böylece hem çiftçinin de yüzü güldü, ayrıca iş kapısı da sağlandı öyle değil mi bölgede? Tabii bölgeye iş kapısı sağlandı. Şimdi en azından çiftçi ceza nasıl ödemiyor. Nasıl bir gelişim oldu bölge için bu enerji santralinin?
tesisinin? Şöyle, şimdi en azından bölge çiftçisi, yani bunu nasıl bertaraf edeceğim derdinde değil. Biz gidiyoruz onları, sezonda biçildiği zaman topluyoruz, kaldırıyoruz, tesis alanına götürüp daha sonra bütün yıl boyunca yakıyoruz. Önceden bunu yaktığı zaman çiftçiye büyük cezalar kesiliyordu. Sizin bu kadar yoğun temponuz var ama bir taraftan da Gönen Ticaret Borsası Başkanlığı'nı da yürütüyorsunuz. Ve bölge, hatta Türkiye adına, ekonomisi adına çok büyük çözümler üretiyorsunuz. Ne gibi çözümler belirliyorsunuz? Nasıl bir yol haritası çiziyorsunuz? Mesela tabii biz kendimiz de tarımla uğraştığımız için, Cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi bu tarımın kurtuluşu lisanslı depoculukta. Yani bu lisanslı depoculuk yapılırsa bu tarım kurtulacak. Çünkü üretici sezonda tabii herkesin ihtiyacı var. Yani üretici maddi olarak güçlü değil. Öyle olunca harmanda çok düşük fiyata malını satıyor. Ondan sonra da fiyatla çok aşırı yükseliyor. Hem üretici zarar ediyor, hem tüketici çok aşırı para ödemiş oluyor. Buna istinaden Tarım Bakanlığı lisanslı depoculuk projesini geliştirdi. Biz de şirket ve borsa olarak, ben şimdi Güney Marmara'nın bu bölgenin lisansını aldım. Depolam şu anda bitmek üzere. Bu sezonu açılacak. Biz de bu bölgenin çiftçisine bir nebze ilaç olacağız. Nasıl ilaç olacağız? Bizim oraya depoya malını koyana Ziraat Bankası kredi verecek, faizsiz kredi verecek. İnsanlar harmanda malını ucuza satmak zorunda kalmayacak. Tabii daha bir sürü destekleri var. Nakliye desteği veriyor devlet. Kira desteği veriyor, spotajdan muaf tutuyor, KDV'den muaf tutuyor. Yani bunun gibi borsayı da, borsada bizim... Yeni bir binanız açıldı. Binamız açıldı. Evet. Biz borsadaki laboratuvarımızla referans laboratuvar yaptık. Yani borsadaki laboratuvarla lisanslı depola uyumlu çalışacak. Bu borsada tahlil edilen bütün ürüne, bütün Türkiye'de hatta dünyada şey kabul edilecek, yani borsanın şeyi referans kabul edilecek. Evet, biyokütle diye konuşuyoruz tabii izleyicilerimizin daha iyi anlayabilmesi açısından. Öncelikle bir biyokütle enerjiyi açalım ve tesiste işlem nasıl bir işlem görüyor, planlama nasıl yapılıyor? Planlama şöyle yapılıyor. Önce biz mesela o dönemde hangi ürün hasat edilmiş tarlada, mesela çeltik hasadı bitmiş, çeltik sapları tarlada. Biz önce o çeltik saplarını büyük balya makinalarına balyayamıyoruz. Yani balya şeklinde topluyoruz. O balyeleri santrala götürüyoruz. İşte mısır sezonuysa bölgede mısır saplarını topluyoruz. Kanala sezonunda kanalıları topluyoruz. Bunlar yetmezse bir de bölgede sazlığa var. Sazları biçiyoruz. Daha sonra bunları parçalama makinalarında parçalıyoruz. Santralda karışım yapıp, yani kalorifik değerine göre bunları birbirine karıştırıp aynı zamanda bölgedeki ağaç köklerini de topluyoruz. Yani çıkmayan ağaç kökleri var. Mesela işte adam ağacı kesiyor, kök toprakta duruyor. Onları biz çıkarıyoruz. Kepçelerimiz var, kepçelere. Onları da parçalıyoruz. Bunları bir paçal yapıp daha sonra santralda yakıyoruz. Evet. Peki yaktıktan sonraki işlem nasıl devam ediyor? Şimdi biz tabii santral şöyle çalışıyor. Bu büyük bir kazan düşünün. Kazanda bu ham maddeleri yakıyoruz. Yaktıktan sonra suyu ısıtıyor. Suyu buhar haline getirip buhar türbününü döndürüp jeneratörden elektrik üretiyoruz. Peki nasıl çevre dostu oluyor? Nasıl çevreye dost olarak geri dönüş oluyor? Şöyle oluyor. Bizim kazanım bacamız Çevre Bakanlığı'na bağlı. 10 saniyede bir veri atıyor. Yani biz bu atıkları yaktığımız zaman filtreden geçiriyoruz. Doğaya hiçbir zarar vermeden. Zaten bunun için bize Avrupa Birliği'nin çevreci fonu var, MİTSEV fonu, 30 milyon dolar para verdi. Peki çevre dostusunuz, tarım yapıyorsunuz, enerji sektöründesiniz ama diğer sektörleri de, diğer faaliyet alanlarınızı da konuşalım dilerseniz. İnsanlar şu anda yani çeltik sapını, mısır sapını biz ne yapacağız diye düşünmüyor. Biz gidiyoruz tarlasından, bağlıyoruz, kepçelerle sarıyoruz, getiriyoruz, yakıyoruz. Onlar öyle bir sorunu kalmadı. Önceden çeltik saplarını yakmak çok büyük sorundu. Şimdi biz mesela şu anda da lisanslı depo yapıyoruz. Bu bölgenin tamamen çiftçisini kurtaracak depoları yapıyoruz. Bu sene kısmetse 2019'da hizmeti açacağız. Şu anda bitti. İşte ifak tefek, yani sağının solun toparlanması var. Şimdi bunu yaparsak da ne olacak? Çiftçi bu sefer armanda malını satmak zorunda kalmayacak. Bölge çiftçisine, zaten biz de kendimiz de çiftçi olarak Türkiye'nin en büyük çiftçisiyiz.
Yani bölge çiftçisine de böyle bir katkı sağlayacağız inşallah. Biz aslında gönlendiğince aklımıza tarım ve hayvancılık gelir. Türkiye'nin en büyük tarım ve hayvancılık bölgesi ama tabii şifalı sular, kaplıcalar da çok kıymetli bölge adına. Biz de bu bölge adına yeni yatırımlar yapılması gerektiği konusunda siz neler söylemek istersiniz? Tabii Gönen deyince tarım hayvancılık var ama kaplıcalar var mı? Oyası da var Gönen'in. Bizim kaplıcalarımız dünyanın belki en iyi sulağına sahibiz biz, termal sulağına. Tabii şu anda buradaki otellerin kapasiteleri bugünkü şartlara hitap etmiyor artık. Yani çok küçük kaldı Gönen. Şimdi Balıkesir, Bandırma 17 Eylül Üniversitesi buraya fizik merkezi kuruyor. Onunla beraber buraya inşallah oteller de olacak. Gönen bana göre termal kent olma yönünde hızla ilerliyor. Yani Gönen bir termal şehir olacak. Tarım şehrinden çıkacak. Bence termal şehir olacak. Olması da gereken o bence. Siz önünüze bir hedef koyarsanız o hedefin önünde, yönünde böyle tam gaz devam ederseniz eminiz ki biz çok daha büyük hem Gönen hem de siz büyük yerlere gidiyorsunuz. Ya bizim hedeflerimiz zaten çok büyük. Ama bizim yerelde önümüz çok kapatılıyor. Yani tamam. O zaman buradan yerel yöneticilere de duyurulur diyelim. Evet, evet. Teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Projelerinizi bilgilendirdiğiniz için, tarım ve enerji sektöründe bize detaylı bir şekilde anlattığınız için, Gönen'de ağırladığınız için çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Türkiye ekonomisine katkıda bulunan bir başarı öyküsünü sizlerle paylaştık. Bugün biz ekonomi programında konuğumuz Mutlular Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Mutlu'ydu. Ekonomi Gönen'den yolculuğuna devam ediyor. Temeli 2007 yılında atılan tarla bitkileri, endüstri bitkileri, yem bitkileri, tohumlarının üretimi, ithalatı, satışı ve yurt içi ve yurt dışı pazarlarında yer alan Alfa Tohum firmasındayız. Konuğumuz Alfa Tohum Yönetim Kurulu Başkanı Şünasi Coşkun. Efendim hoş geldiniz. Alfa Tohum olarak bizi ağırladığınız için Gönen'de teşekkür ederiz. Siz de hoş geldiniz. Teşekkür ediyoruz. Siz Türk tarımına çok önem veren bir firmasınız. Tohumculuk ve çalışmalarınızı konuşacağız ama öncelikle sizi tanıyalım, Alfa Tohum'u tanıyalım. Efendim ismim Şinasi Coşkun, ziraat yüksek mühendisiyim. Üniversite eğitimimi Trakya Üniversitesi'nde tamamladım. Daha sonra Türkiye'nin güzide kuruluşlarından Pampa Birlik İştiraklerinden bir tohum firmasında 10 yıl işletme müdürlüğü yaptım. Ve akabinde Alfa Tohum'un kurucu genel müdürü olarak kurdum ve faaliyetimize devam etmekteyiz. Evet, şimdi siz Alfa Tohumculuk olarak iki şirketi olan tarımsal bir grup firmasısınız. Ve tohumculuğun ne demek olduğunu öncelikle bir konuşmak isteriz. Ve endüstri olsun, tarla olsun ve yem bitkileri olmak üzere çok çeşit ürünleriniz var. Geniş bir yelpazeniz var. Evet. Üretiminizi de konuşalım ayrıca. Efendim, tohumculuk Türkiye'de sadece Türkiye'de değil hatta dünyada en stratejik konulardan birisidir. Gelecek için üretmek demektir. Evet. Tohumculuk milli bir konudur ülkeler için. Alfa Tohum'da Türkiye'de Tohum Sanayicileri Birliği çatısı altında faaliyet gösteren bir tohum firmasıdır. Tarım Bakanlığımız tarafından yetkilendirilmiş bütün belgelere sahiptir. Alfa Tohum bir yetkili tohumculuk firması olmasının yanı sıra aynı zamanda yetkilendirilmiş bir araştırma kuruluşudur. Alfa Tohumculuk Bakanlığımızdan laboratuvar yetki devrini almış, kendi sertifikasını verebilen bir kuruluştur. Şirketimiz 2007 yılında faaliyetine başlamış olup o günden bugüne değin buğday, arpa, tritikale, yulaf, çavdar, çeltik gibi tahıl tohumculuğu alanında ya da tarla bitkileri tohumculuğu alanında faaliyet göstermekte. Bunun yanı sıra yine ülkemizde üretimi yapılan, ticarete konu olan bütün yem bitkileri tohumlarının yani yonca, korunga, işte efendim hayvan pancarı, volüyüm, multiflorum, fi, adi, fi, macar, fi türleri gibi
hayvansal beslemede kullanılan her türlü tohumun üretimini ve ticaretini yapmaktadır. Yine bir diğer çalışma alanımız endüstri bitkileridir. Evet. Hibrit mısır, hibrit ayçiçeği, hibrit şeker pancarı tohumları üreten, ticaretini yapan bir kuruluştur. Bu arada yine hibrit sebze tohumculuğu ve Türkiye'nin güzide kuruluşları, çoklama ve konserve sanayinde yer alan birçok kuruluşun da tohum tedarikçisi olarak faaliyetine devam etmektedir. Evet. Ulusal bir firmadır. Uluslararası alanda Kıbrıs'ta, İran'da, Azerbaycan'da ve değişik ülkelerde tohumları satılmaktadır. O ülkelere ihraç edilmektedir. Peki Türk tarımına kaç tohum kazandırdınız ve kaç bin ton tohum üretiyorsunuz? Alfa Tohum yıllık 50 bin dönümlük alanda yaklaşık 20 bin ton tohum üreterek Türk çiftçisinin beğenisine sunmaktadır. Tohumlarımız tercih edilmektedir. Alfa Tohum'u çok özel kılan çok önemli ürünler vardır. Az önce sordunuz. Ne kazandırdınız bugüne kadar kurulduğunuzdan bu tarihe? Türkiye'de tohumculuğun kayıt altına alındığı bir milli kayıt listesi vardır. O kayıt listesinde Alfa Tohum'un şu an 50'ye aşkın çeşidi Alfa Tohum tarafından ülkemiz tarımına kazandırılmıştır. Biz bunun gururunu yaşıyoruz. Türkiye'nin en gelir seviyesi, ortalama gelir seviyesi en düşük kesme olan üreticilerimizin, çiftçilerimizin karlılığını artırmak, bir nebze onlara biraz daha gelir sağlamak adına yapmış olduğumuz bu çalışmaların ticari tarafı değil sadece manevi tarafı olduğunu da söyleyebilirim. Çünkü onlar üretirken, aile bütçelerine katkı sağlarken tabii ki milli ekonomiye de katkı sağlamaktalar. Biz bu anlamda durmak yok, yola devam diyoruz. Tabii ki. Evet. Peki uluslararası ıslahçı kuruluşlarından teknoloji transfer ediyor musunuz? Ülkesel üretim ve verimliğe katkı sağlamak amacıyla yurt dışında teknoloji geliştiren şirketlerden teknoloji transfer etmekteyiz. Evet. Teknolojinin tamamını transfer etmiyoruz. Katma değerini içeride bırakacak şekilde transfer ediyoruz. Tabii ki onların tecrübelerinden de istifade ediyoruz. Bu anlamda Alfa Tohum'un teknoloji transfer ettiği ülkeler sayacak olursak Fransa, Almanya, İtalya, Polonya sayabileceğimiz ülkelerdir ve Almanya tabii bunu da söylemek gerekir. Evet. Bugün hakikaten övünerek ifade ediyorum. 20 bin ton civarında bir tohum üretimi ve ticareti yaparken bunun %85-90'lık kısmını yerli olarak biz üretiyoruz. %10'luk kısmını onu da çeşitli gerekçelerle yurt dışından ithal etmek durumundayız. Aslında sektörümüzün gerçeklerine de bakacak olursak Türkiye'de yanlış olan bir algıyı da buradan sizler aracılığıyla düzeltmek isterim. Türkiye'de belli bir zümrenin ya da grubun ya da bir ülkenin tohumculuk alanında bir şeyi yoktur. Ağırlığı yoktur. Türkiye'de sektörde faaliyet gösteren en önemli kuruluşların başında da Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğümüz vardır. Yani devletimize ait kurulmuş, misyonunu devam ettiren bir kuruluştur. Türkiye'nin en duayen tohum firması. Aslında bir şirket değil ama kamuya ait olması sebebiyle Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'dür. Biz bu çalışmaları yaparken batıya sırtımızı tabii ki dönmeyeceğiz. Biz bir ARGE firmasıyız. Biz vatanını en çok seven, görevini en iyi yapanları cümlesini şiar edilmiş bir firma olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Batı'daki teknoloji üreten firmalarla işbirliği yaparak oradaki teknolojiyi ülkemize transfer ediyoruz. Ayrıca siz yurt dışı pazarında da yer alıyorsunuz. Hangi bölgeleri ihraç ediyorsunuz ve de ihraçtaki Alfa Tohum olarak soruyorum. Son durum nedir? Alfa Tohum'un amacı tabii sadece Türkiye'de tohum ticareti yapmak değil elbette. Evet. Bu bizim hedefimizin küçük olduğunu gösterir eğer böyle bir düşünceye sahipsek. Buradaki gerek ben, gerek iş ortağım, gerekse diğer çalışan bütün arkadaşlarım, birimlerdeki bütün arkadaşlara empoze ettiğimiz şey şu. Biz bir Türkiye firması olarak değil, biz bir küresel firma olmak yolunda da çalışmalarımızı yürütmeliyiz. Şu an belki çok önemli miktarlarda değil ama Alfa Tohum'un üretmiş olduğu tohumlar Kıbrıs'ta, yavru vatan Kıbrıs'ta,
geçmiş dönemde Suriye'de, işte İran'da, Azerbaycan'da, kardeş ülkemiz Azerbaycan'da satılmakta, ticareti yapılmakta, bu ülkelere ihraç yapmaktayız. Ama hedefimiz bu değil, şu anki mutlaka bulunduğumuz durum değil. Hedefimiz daha da büyümek. Daha büyümek, yönümüzü Asya'ya dönmek, Orta Doğu'ya dönmek, evet, yönümüzü, kardeş ülkelerimiz var, Kazakistan, Kırgızistan, efendim işte Azerbaycan, daha başka ülkelerde sayılabilir. Nedir? Irak da bizim kardeşimizdir efendim, İran da kardeşimizdir. Neden onlarla ticaret yapmayalım ki? Bunlarla sınır komşuyuz, ortak kültürü ve ortak sorunları paylaşmışız tarih boyunca. Evet. Firmaya girişimizde dikkatimizi çeken bir şey oldu. Girişte Ali Baykal Coşkun Üretim Tesisi diye bir yazınızı gördük. Bunu bize açıklar mısınız? Ali babam, Baykal annem. Genelde Baykal ismi hani bir... Kadınlarda olmaz ama anneniz... Dişi fısrak demektir aslında, evet, Türkçe anlamı. Tabii bizi dünyaya getiren, bizim için en kutsal varlıklar annemiz, önce sonra babamız. Onların ismini burada yaşatmak istedim. Her gün işe girerken selamlaşıyorum. Sivil toplum kuruluşlarında çalışmalarınız devam ediyor. Hem ülke hem de gönül açısından ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz, nasıl çözümler üretiyorsunuz, nasıl bir yol haritası çiziyorsunuz? Efendim, sivil toplum kuruluşlarında eğer gereğini yapabilecekseniz, öyle makam mevki için değil, işte bir koltuğu işgal etmek amacıyla değil, gereğini yapacaksanız hakikaten gidin, talip olun. Bunlar bir yerde zekattır. Ben Balıkesir Sanayi Odası komite üyesiyim, aynı zamanda Gönel Ticaret Borsası Meclis Başkan Yardımcısıyım. Bu vazifeleri az önce de söylediğim gibi toplumun faydasına bildiklerimi gösterebilmek, bir nebze çalışma hayatımdan da buradan kısıtlama yaparak orada toplum için bazı vazifeleri yapmak anlamında orada yer almam gerektiğini düşündüm. Kaliteyi burada yukarı çekebilirsek, tabii, bütün bu Türkiye'deki kuruluşlar içerisinde ülkemiz daha müreffeh olacaktır. Yarınlara daha güvenle bakacaktır diye düşünüyorum. O zaman biz de size Alfa Tohum'u anlattığınız, tohumculuğu anlattığınız için çok teşekkür edelim. Efendim, göreve geldiniz. Biz de sizleri görmekten çok teşekkür ediyorum. TV.net ailesine de başarılar diliyorum. Yolunuz açık olsun. Bizi ağırladığınız için şeref duyduk efendim. Gönen iş dünyasının önemli isimlerinden Alfa Tohum Yönetim Kurulu Başkanı Şinasi Coşkun konuğumuzdu. Başında kurulan kömür madenciliği ve ticaretinde uzmanlaşan sadece madencilik değil, inşaat ve turizm alanlarında büyük başarılı işlere imza atan Karamaden firmasındayız. Konuğumuz Karamaden Yönetim Kurulu Başkanı Derviş Erdoğmuş. Hoş geldiniz efendim. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Biz şu anda Sultanahmet'te tarihi bir mekanda, tarihi bir oteldeyiz. Turizmle ilgili faaliyetlerinizi, çalışmalarınızı ve otelle ilgili bilgi alacağız ama ben girizgah kısmında kısaca bir bilgi verdim firmayla ilgili. Ama öncelikle sizin hikayenizi, girişimcilik hikayenizi ve firmanın kuruluş hikayesini dinleyelim. Çok teşekkürler. Hoş geldiniz öncelikle. Evet, 80'lerin başında sizin de söylediğiniz gibi başka bir meşgale içerisindeyken bir arkadaşımın vesilesiyle Trakya'da, Tekirdağ, Malkara'da bir kömür ocağına ortaklıkla başladı serüvenim. Oradan sonra İstanbul'a 2 yıl sonra kömür ticaretiyle devam etti. Takip eden zaman içerisinde İstanbul'da yine kömür madenciliği, Kemerburgaz o zaman şu anda havaalanının da 3. havaalanının bulunduğu yer kömür ocaklarıydı biliyorsunuz. Evet. O bölgede kömür madenciliği, kömür ticareti, 2000'li yıllarda Rusya ve Çin'den kömür ithalatı,
2009'da onu da sonlandırdık. Daha sonra kömür ticareti devam etti. Hı hı. Kısaca kömür faaliyeti böyle. Böylece başladı. Evet, kömür madenciliğindeki çalışmalarınızı az sonra soracağım ama kömürün kullanım alanlarından ve teknolojisinden bahseder misiniz? Ve ayrıca Türkiye'deki rezervi hakkında da bilgi verir misiniz? Kömür bilinen haliyle bizde uzun yıllar teshin dediğimiz ısınma amaçlı kullanıldı. Hı hı. Benim de ilk kömüre başladığım yıllar kömürler genellikle evlerde, sobalarda veya kaloriferlerde ısınma amaçlı kullanılıyordu. Daha sonraki yıllarda kömür artık sanayide de, daha önce de vardı ama yaygınlaşması amacıyla sanayide de kullanılmaya başlandı. Ama bu arada bildiğiniz gibi 90'lı yıllarda Türkiye'de, 80'li yıllarda Ankara'da, 90'lı yıllarda da İstanbul'da hava kirliliği sorunu çıktı. Ve o yıllarda malum kömür yerini yabancı kömüre terk etti, yerli kömürler. Henüz kömür teknolojisi, kömürü zenginleştirme, iyileştirme ve çevreye zarar vermeden ari hale gelmemişti. Dolayısıyla ithal kömür devreye girdi. Türkiye aslında her geçen yıl yeni rezervler buluyor. O rezervlerle kendi ihtiyacına karşılayacak şekilde rezervlere sahip attı zaten da benim kanaatim. Ama bunların değerlendirilmesi konusunda sorun var diye düşünüyorum. Yani bir türlü ataleti üzerimizden atıp kömürleri arzu ettiğimiz şekilde değerlendiremiyoruz. Şöyle ki bizdeki kömürlerin ithal ettiğimiz kömürlerle mukayese ettiğimiz zaman daha vasıfsız kömürler. Ama bunların zenginleştirilmesi ve iyileştirilmesi mümkün. Buna tek tek işletmeler çeşitli yatırımlar yapıyor. Önceliğini devlet yaptı öncelikle özellikle Ege bölgesinde Soma, Tunç, Bilek gibi yerlerde. Zonguldak maden kömüründe. Ama onda da arzu ettiğimiz seviyeyi yakalayamadık. Küçük madenciler kudretleri oranında buna katkı sunmaya çalıştılar ama arzu ettikleri neticeyi alamadılar ve dolayısıyla da pazarda yabancı kömüre, ithal kömüre tabir yerindeyse verdikleri pazarı tekrar iade alamadılar. Evet, sizin tabii kömür madenciliğinin yanı sıra inşaat alanında da yatırımlarınız var. Özellikle Cezayir'deki projelerinizden bahseder misiniz? Cezayir'de yine her hareket bir vesileyle oluyor malum. Yine bir vesileyle 2005 yılında ilk defa gittim. Cezayir'de evet yeni bir badireden çıkmıştı Cezayir. Kargaşadan çıktığı yıllarda malum 90'lı yıllarda çok hareketliydi o ülkede. Bugün de yine hafif hareketlenmeler olmakla birlikte çok yoğun yatırım vardı, çok yoğun talep vardı. Yine bir ilişki aracılığıyla bir konut inşaatı geldi. Bir Türk girişimci firmayla birlikte bir konut işi yaptık. O vesile oldu. Sonra bir sanayi işi aldık. Takip eden zamanda vesile oldu. Ve devlet ihalesiz iş vermek üzere bir şartname oluşturdu. İhaleyle uğraşmayayım ve daha kolay sorunları çözeyim. İnşaat çünkü konut açıkları çok yüksekti. Hızlı konut yapmak için. O dönem işte bir firmayla birlikte, biz de Polikon ortağımızla birlikte yapmaya başladık. Bunu girişimin içerisinde yer aldık. Oradan ihalesiz işler almaya başladık. İki tane büyük iş aldık. Türk ortaklarla birlikte o işlerin birini bitirdik. İkincisi bitmek üzere. Bu yılın sonunda bitecek. Bunun biri 3000 konuttu, biri de 3500. Konuktu. Şimdi inşaatı konuştuk, kömür madenciliğini konuştuk. Gelelim turizme. Siz turizme nasıl girdiniz? İşte inşaat ve kömür madenciliğindeki yaşanan durgunluktan dolayı mı yoksa turizm sektörüne girmek hedefleriniz arasında mıydı? Şöyle söyleyelim. Sultanahmet henüz çok bakirken bu içinde bulunduğumuz yer can kurtaran. Yani tümüyle yaşam alanıydı. Henüz hiçbir
turistik tesis yoktu veya çok azdı, birkaç taneydi. Bir vesileyle burada biz ilk küçük bir otel açmıştık. Bu hoştu, sevimliydi. Yani değişik bir işti. O diğer işlerimizin yanında çok görünmüyordu ama bizim yine sevdiğimiz, takip ettiğimiz bir husustu. Gelişen yıllarda bir miktar büyütmeyi düşündük. Nitekim renovasyon bir tarihi yapımız var. Onun renovasyonu ve diğer yeni yapılanmamızdan sonra bu yıl yeniden faaliyete tarihi başladık. Tarihi bir binadayız. Şu anda biz tarihi binadayız, evet. Tarihi binanın alt katındayız. Evet. Dolayısıyla turizm çok keyifli, zevkli bir iş. Şu anda da Türkiye'nin bu durgunluğunda evet, denk geldi. Geçtiğimiz yıllar ama turizmciler de çok büyük sıkıntılar çektiler, biliyorsunuz. Hem durgunluk, hem malum ülkemizin başına musallat olan bir dönem, ağır terör faaliyetlerinden evet. dolayı. Ama şu anda gayet iyi. Özellikle İstanbul'da turizm canlanmaya başladı. Geçtiğimiz ay çok şeydi. Evet. Bu yıl, bu ay nispi bir gerileme olmakla birlikte takip eden aylarda herkes umutlu. Diyorsunuz. Evet. Peki, şimdi Sultanahmet tarihin ve kültürün bir arada olduğu, evet. Gerçekten çok özel bir atmosferi var ve turistlerden de yoğun bir ilgi görüyor evet. Bu bölge. Ağırlıkta hangi ülkeler tercih ediyor? Çok enteresan. Biz bu yıl faaliyete başlayınca dünyanın neredeyse her bölgesinden, Avustralya'dan Kanada'ya kadar, İşte Rusya'nın değişik coğrafyalarından Orta Asya ülkeleri dahil, Kuzey Afrika, Güney Amerika mesela çok yoğun şu anda. Oysa biz 5 yıl evvel buradaki faaliyetimizi sonlandırdığımızda %60-70 Avrupa'ydı. Gerçi çok rakamları çok iyi hatırlıyorum. 11 Eylül'den evvel de Amerikalılar ağırlıktaydı. Şu anda böyle dünyanın her yöresinden insanın geliyor olması çok keyif verici ve umut verici bir şey. Çünkü herhangi bir bölgeye bağlı kalmak tabii bir sorun sonuç itibariyle. Bir bölgeye veya bir ulusa bağlı kalmamak iyi bir şey. Dünyanın her yerinden turist alıyor Sultanahmet ve İstanbul. Peki sizin önümüzdeki dönem hedefleriniz, projeleriniz arasında hem turizm, hem kömür madenciliği olsun, hem inşaat alanında olsun neler var projelerinizde? Kömür esas işimiz diyelim, en iyi bildiğimiz iş ve çok da keyifle yaptığımız bir iş olduğu için kömürle ilgili karşımıza çıkan hemen her alternatifi değerlendiriyoruz işin doğrusu. Şu anda ticaretini yapıyoruz ama madencilik de çok zevkli, keyifli bir iş. Üretiyor olmak. Dolayısıyla öyle bir fırsat çıkarsa değerlendirmekten geri kalmayız. Turizm burada herhalde bizim yaşımızla ilerledi. Onun da şeyi var zannediyorum, etkisi var. Daha zevk almaya başladık. Siz sevmişsiniz turizm sektörünü. Doğru, çok seviyorum. Dostlarım da olmaya başladı çevrede. Bir sürü arkadaşla da görüşüyoruz şimdi bu işi uzun yıllardır yapan. Mümkün olursa bu işi de birazcık daha genişletmeyi düşünüyoruz. Sizin yanında bir bina daha var. Doğru, tarih eser bir İlave bina. Edecek misiniz? O bir komşumuzun. Onlar da renove ediyorlar. Turizme hizmet açmayı düşünüyorlar onlar da. Sayın Erdoğmuş, hem kömür madenciliği, hem inşaat, hem de turizm alanlarında bize bilgi verdiğiniz için, hem de keyifli sohbet için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum geldiğiniz ve ilgi gösterdiğiniz için. Suallerinize cevap verebildiysem ne mutlu benim için. Evet, gayet, sağ olun. Gayet keyifli bir sohbet oldu. Çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Kömür madenciliği, inşaat ve turizm alanlarında başarılı işlere imza atan Karamaden firması yönetim kurulu başkanı Derviş Erdoğmuş konuğumuzdu. Biz Bize Ekonomi bir başka liderle devam ediyor.
Biz Ekonomi başkentten yolculuğuna devam ediyor. Dünyada her şey enerji üzerine oluşuyor. Biz de başkentte Türk-Alman ortak işbirliğiyle kurulan bir enerji firmasındayız. Enerjinin dünya üzerindeki yerine ve bilincine dikkat çeken German Enerji Konsept firmasındayız. Konuğumuz German Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Fehmi Güney. Hoş geldiniz efendim. Teşekkür ediyoruz bize vakit ayırıp Ankara'da ağırladığınız için. Biz teşekkür ediyoruz efendim. Bu sektörü gördüğünüz, gösterdiğiniz ilgi alakalığından dolayı ayrıca biz teşekkür ediyoruz. Sağ olun efendim. Öncelikle tabii sizi tanıyarak başlayalım. German Enerji Konsept nasıl kuruldu? Bunları öğrenelim. German Enerji Konsept yeni bir anonim şirketi. Alman ortaklığı bir kuruluştur. Türkiye'de güneş enerjisi yasası çıktığı dönemlerde yaklaşık bu tabii geçmişe de 4 yılı buldu. 4 yıl önceydi kuruluşumuz. Türkiye'de bu sektörün geleceğiyle alakalı düşüncelerimizi açtığımızda Alman ortaklarımıza termal konusunda da biz faaliyet gösteriyoruz. O branştan ilişkide olduğumuz, münasebette olduğumuz Alman ortaklarımıza konuyu açtığımızda onların da kendi yatırımları Almanya'da oldukları için çok daha sempatili, sıcak yaklaştılar. Ve geleceği sektörü olduğu hem fikri oluşunca Türkiye'de hatta German Enerji yenili bir konsept AŞ, Eco PV Limited şirketi adı altında iki tane şirketimiz var. Güneş enerji santralleri kuruyoruz, projeler geliştiriyoruz. Sizin Türkiye'de çeşitli bölgelerde faaliyet alanlarınız var. Öncelikle soralım, hangi bölgelerde yer alıyorsunuz ve o bölgelerdeki çalışmalarınız, projeleriniz, hedefleriniz neler? Türkiye'nin çok çeşitli bölgelerinde faaliyet gösteriyoruz. Yani projeleri tamamen sıfırdan alıp lisanslama noktasında, yani lisanssız üretim deniliyor ama tabii ki o izin belgeleri de dahil olmak üzere projelendirmesi, TEDAŞ anlaşmaları olmak üzere anahtar teslimi noktasında faaliyet gösteriyoruz. Hala devam eden projelerimizden Çavdır Belediyesi Denizli teslim ettik, üretime geçti. Şarkı Karaağaç Isparta projemiz, Isparta Belediyesi'nin şu an kurulumu devam ediyor. Yaklaşık geçen ay içerisinde aldığımız, yine başlattığımız Denizli Kale projemiz devam ediyor. Ama kendi doğup büyüdüğüm topraklarından Uğurludağ Belediyesi, GES projesi de yaklaşık 2 ay önce faaliyete geçti, üretime başladı. Yine milli bir duruşumuzdan kaynaklı olsa gerek, eşimin doğum yeri olan Boğazkale Belediyesi'ne yine 1 megawatt santral kurulumunu yaptık. Orası da faaliyetlerine devam ediyor. Ama Türkiye'nin çok çeşitli yerlerinde Kastamonu'dan tutun, işte Van'a kadar, Van 100. Üniversitesi'nde 5 megawattlık yapışet devret modeli projemiz devam ediyor. İzinler safhası, ÇED raporu noktasına geldi. Türkiye'nin değişik yerlerinde hem kendi yatırımlarımız hem de kurumsal projelere projeleri geliştiriyoruz. Bu noktada tabii güneş enerjisi önemli bir enerji kaynağı ve Türkiye'de yeni bir pazar. Tabii öncelikle hemen öğrenmek isteriz siz de bu konunun öncüsü olarak. Neden güneş enerjisi? Nasıl yenilenebilir enerjiyi kullanabiliriz? Nasıl temiz enerjiyi kullanabiliriz? Türkiye coğrafyası aslında güneş alım noktasında Almanya'nın neredeyse %100'e yakın iki katı güneş alımına sahip. Örnek veriyorum, Almanya'nın herhangi bir bölgesinde en verimli bölgesi 800-850 saat yıl ortalaması var iken bizim Türkiye'de 1650-1800 saatlere, 1900 saatlere yıl ortalaması gelen güneşlenme, ışınım oranlarımız var. Tabii bu sektör daha Türkiye'de yeni. 3,5-4 yıllık bir geçmişi var. Bazı düzenlemeler, işte yönetmelikler, bunlarla iş disipline edilmeye çalışıyor. İnanıyorum ki önümüzdeki 2023 hedeflerinde ülkenin enerji bağımlılığından kurtulup, yani o %70 enerji bağımlılığından kurtulup, bu bir de güneş enerjisi temiz enerji, yenilenebilir enerji. Dolayısıyla doğaya, insanlığa bir sıkıntısı, bir zararı. Verimlilik sağlıyor sonuçta. Tabii. Ve zarar olmayan bir zararı. Güneşli günler zararsız diyoruz sonuçta. Tabii. Çözümler üreten bir sektör oyuncusu olarak
önümüzdeki dönemdeki hedeflerinizi de konuşalım. Türkiye'nin 2023 vizyonunda özellikle enerji sektöründe sormak isterim. Kendi yerinizi nerede görmek istersiniz? Projeleriniz var mı? 2023 hedefimiz bizim ütopik gibi görülebilir ama yine altını özellikle kalın çizgilere çiziyorum. Ülkenin enerji bağımlılığından kurtulması. Bizim hedefimiz bu. Ha, bu noktaya ne kadar yaklaşabilirsek, biz hani karınca misali hiç olmazsa o yolda ölürüm misali, biz o yolda sonuna kadar mücadele sürdüreceğimizden, kendi açımızdan eminiz. Yine kendi yatırımlarımızla alakalı biz 100 megawatt civarında kendi yatırımımız hedefliyoruz 2023'e kadar, kendi yatırımımız ve bunun işte arkasından uluslararası ölçekli yine Alman ortaklarımızın finansal desteğiyle çok daha büyük gigawattlara ulaşacak bir hedefimiz var. Zaten Alman ortaklarımızın biz bu işe ortaklık yapısı kurulurken olmazsa olmazımız şu idi. Siz ülkeye döviz getireceksiniz. Ülkeye yatırım yapacaksınız. Yatırım yapacaksınız. Ve bu yatırım da işte altı ifade ettiğim gibi onlarca yıl sürecek bir yatırım. Ve kazanılan para da Türkiye'de kalacak, yeni yatırımlara dönüştürülecek. Şartımız bu idi. Almanya'nın o edindiği tecrübeleri, işte bu yaşadıkları, yakın zamanda yaşadıkları tecrübeleri Türkiye'ye yansıtmalarını, teknolojiden kaynaklı faydalanmak ve kazanılan paranın da niye Türkiye'ye yatırılmasını sağlamak. Bu şartla, ön şartla biz bu ortaklık yapısını kurduk. Bu cihette de hareket ediyoruz. Yani yönetim kurulu olarak, yönetim kurulu başkanı olarak da bunu her fırsatta altına özellikle kalın çizgiler çiziyoruz. Türkiye'de kazanılan para Türkiye'de kalacaktır noktasında hemfikiriz. İnşallah önümüzdeki dönemlerde ülkemizin yine enerji bağımından kurtulduğu günleri görmek istiyoruz. Biz de şirket olarak gigawattlar noktasında enerjide dışa hatta dış ülkelerdeki borsalara açılmak isteriz. Hedefimiz o. Evet, temiz bir çevre ve güneşli günler diyelim ve bu kadar yoğun temponuz içerisinde bize vakit ayırdığınız için hem sektörle ilgili hem de projelerinizi bilgilendirdiğiniz için teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ediyorum. Bu sektöre gösterdiğiniz ilgi alakadan dolayı buraya kadar yoruldunuz. Başarılar diliyorum. İyi yayınlar olsun. Çok teşekkür ediyorum. Enerjinin vazgeçilmez sektör olduğu bilinciyle yola çıkan German Enerji Konsept Yönetim Kurulu Başkanı Fehmi Güney konuğumuzdu. Biz Bize Ekonomi'de sektörün zirve isimlerini ağırladık. Önümüzdeki hafta başarılı liderleri ağırlamaya devam edeceğiz. Hoşça kalın efendim.